Sevgili izleyenler, 10 Ocak bugün DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ali Rıza Baba olan konuğumuz. Şu sözü koymak istiyorum. 10 Ocak'ta sıkıntılarımızı anlatmak istiyorum. Bugün 10 Ocak'ta çalışan gazetelerle ilgili çok fazla söz var ama ben birkaç tane not aldım da basın üreti kalkarsa vicdan, eğitim, konuşma üreti kalkar. Size göre biz siyasi üzere yaptığı zaman siyasi olarak da fikrinizi sormak istiyorum. Türkiye'de basın özgürlüğüne çünkü yurt dışında yaşamış ve çalışmış bir insan olarak ve şu anda siyasetin içerisinde genç, dinamik, aktif birisi, yeni siyasetçi olarak Türkiye'de basın özgürlüğü penceresine baktığınızda çünkü bu neden özellikle size sormak istiyorum. Sayın Genel Başkanı da belirttiği gibi ekonomi özgürlüklerle çok daha rahat yol alır, hukukla çok daha rahat yol alır. Dolayısıyla basında bunun en önemli unsurlarından bir tanesi. Sizin pencerenizden baktığınızda basın özgürlüğünde Türkiye sizce ne tarafta? Hangi noktada? Yani aslında üzücü çünkü 2021 yılının 10 ocağındayız. Yani 1980'in, 1960'ın 10 ocağında değiliz. Ama 2021 yılının 10 Ocak gününde, bu çalışan gazeteciler gününde hala gazetecilerin keyfi olarak yargılandığı, hatta tutuklandığı, yani bir yargılamanın sonucu hemen tutuklamaya döndü ama sürecini çok anlayamadığımız, sendikalaşma ve örgütlenme haklarının engellendiği, medyanın tekelleştiği, yani tüm anlamda medyanın tekelleştiği, hatta birçok kurumda editoryal bağımsızlığın da ortadan kalktığı bir noktadayız. Artık otosansürün de başladığı bir noktadayız. Yani gazetecilerin üzerine yapılan baskılardan dolayı herhangi bir kişi artık kendi kendine bazı konulara girmekten bile vazgeçebildiği noktaya geldik ne yazık ki. Tabii ki özgür ve bağımsız birçok gazetecimiz var ve biz baskı ve sansür ikliminin son bulması için özgür ve tarafsız basının her zaman yanındayız, kendilerini destekliyoruz. Ama gazetecilerin görevlerini bağımsız bir şekilde ve kaygı duymaksızın yapabildiği çoğulcu bir Türkiye bilinciyle hareket ediyoruz. Bu nedenle halkımızın haber alma hakkını koruyan, canla başla çalışan tüm gazetecilerin de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Onlar sayesinde bugün hala Türkiye'nin problemlerini konuşabiliyoruz. Onlar sayesinde biz kendimizi anlatabiliyoruz ve vatandaşa ulaşabiliyoruz. O nedenle Çalışan Gazeteciler Günü oldukça önemli ve değerli benim için. Bugün de bu davetiniz vesilesiyle bir katılarak kısa bir mesaj paylaşmak istemiştim. Bu ortamı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok yakın bir örnekti. Bundan 2 hafta önce bir televizyon kanalı 26 günde ben üzerimizde baskı var artık yayın yapamayacağız. Yayın hayatına ne yazık ki son verdi. Çalışan gazeteler günü diye geçiyor. Bir de çalışamayan, iş bulamayan, hukukla uğraşan çok sayıda meslektaşımız var. Ben de bu konuda gösterdiğiniz duyarlılıktan dolayı şahsınızın üzerinde partinize de teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, Sayın Rıza Başkan'ı ilk defa yayınımıza aldık. Ama gördüm ki ben şurada çok partiden yanayım. Siyaset hangi partinin olursa olsun kadınların ve yeni kuşak gençlerin siyasete kazandırılmasını çok önemsiyorum. Artık benim yaş kuşama yakın olsa bile aynı insanları görmekten kesinlikle sıkıldık. Çünkü Türkiye çok genç bir ülke, çok genç bir nüfusu var. Her alanda olduğu gibi neden siyasette bu yenileşmeyi biz yaşamıyoruz diye. Dolayısıyla bu yeni jenerasyona, siyasete ilk defa girecek olan jenerasyona yer veren partilere ayrı bir ilgi duyuyorum. Önemsiyorum onları çünkü sizi ilk defa biz veya izleyenlerimiz ilk defa izliyorlar. Dolayısıyla sizlerin yeni yüzler olduğunuz için, yeni söylemleriniz olduğu için çok daha fazla merakla takip ediyorsunuz. İlerleyen günlerde de sık sık fırsatlarımız dahilinde size ekranlarımızı açmak isteriz. Çünkü bu yenileşmeyi kesinlikle şart. Yani 2021 yılında artık yapay zekanın uzay çağının olduğu dönemde yani 50 yıldır, 40 yıldır, 60 yıldır siyaset yapanların değil, sizin gibi genç arkadaşlarım hangi parti olursa olsun, bizim görevimiz tarafsız bir şekilde aktarmak hangi parti olursa olsun siyasette olmasını ayrıca önemsediğimi belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Sevgili izleyenler, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Baba olan bugün konuğumuzdu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Bir başka yerde görüşmek üzere.